Orada da yine havariler mevcut. Meryem bu sefer tahtın ortasına koymuş. Çok fazla apsiste karşılaştığımız bir betimleme değil. Kompozisyonların çoğu maalesef tahrip olmuş vaziyette. Bir sürü aziz var. Onlar daha iyi korunuyor. Görüyorsunuz. Her dört tarafta. Şurada bir tane sahne var. Melek burada. Bakın İsa burada. Gördüğünüz İsa'yı da. Ve burada uzun bir masa gibi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve bunların da havariler olduğunu biliyoruz. Şurada yatan birisi var. Yani muhtemeldir. Yine apokrif bir olay. Bu şekilde resmedilmesi. Zekeriya'nın ölümü olması lazım bunun. Bu kilise diğerlerinde de bir sürü melek var. İsimleri vesaireleri yazıyoruz onları. Onları geçiyoruz. İsmini veren kompozisyondan önce şurada sıralı insanları görüyoruz. Yarın biz bu şehre gidiyoruz. Sebastia'ya gidiyoruz. Bunlar da Sebastia'nın 40 şehidi. Ne olduğunu biliyoruz 40 şehidi. İlk Hristiyanlardandır. O zamanlar Roma kralı bunları atıyor havuza. Onların evet o şekilde donarak ölmelerine sebep oluyor. İşte daha sonra bu 40 asker bunlar, Roma askeri. Ve 40 şehit dediğimiz olay bu. Bir bakın aradan kaç yüz sene geçiyor. Sırf olması var Allah'tan o kadar yok. 35 tane değil mi? Çok. Sivas gene şehit. Madımak Mutezi'nin yaptırılmasıyla birlikte. Yani onlar da bugünün şehidi olarak düşünülebilir. Tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz. Yani Sebastia'nın 40 şehidi bunlar arkadaşlar. Bir de başbağlar var. Evet, onun önünde de var. Ama Sivas olarak var. Soğuk bunlar. Çünkü geliriz kiliseye ismini vererek kompozisyona. Bir tane kocaman yılan gökdesi diyorlar. Ya da yılanlar. Melek burada arkadaşlar. Teraziyi görüyorsunuz. Görebildiniz mi terazi? Yani bu sevabın, günahın tartılması meselesi. Bakın şurada yılanların 1, 2, 3 tanesi hemen seçilebiliyor. Devam ediyorsunuz böyle kocaman bir bölüm aynı şekilde. Şurada da gene bu son yargı meselesiyle alakalı olarak şurada da evet günahkarları ve iyi insanları görüyoruz. Yine bakın yılan burada. Şurada bozulmuş bir cezalandırma sahnesi var. Birinci ama, kadın hocam. Evet, nasıl bir şekilde cezalandırılıyor bunu bilmiyoruz. Ama şuralardakini gördüğünüz mümkün. Bakın. İkinci kadın çocuğunu emzirmediği için. Şurada. Göğsünden evet. Hocam. Şurada bakın yukarılara kadar geliyor. Yani bu kulaklarını ısırıyor yılanlar. Niye böyle olabilir? O dördüncü, itaat etmediği için hocam. Kulağını çekme dediğimiz bir şey var. Burada evet, ısırıyorlar. Evet. Evet, şöyle devam ediyoruz. Bakın burada ağzını ısırıyor. Görüyor musunuz? Ağzını yalan söylediği için ağzı betimlenmiş hocam. Evet. İkinci kadın ise? Yok, bakın kulak burada. Karışmasın. Evet. Düzeltelim. Evet. Bakın kulaklar burada ısırılıyor. Şurada ağzını ısırıyor. Göğüs. Orada. Göğüs. Şurada bakın. Şurada göğüslerini ısırıyor. Çocuğunu emzirmediği için göğsünden ısırılmış. Burada da gene sanki kulak. Ya bu ısırılan kadınlar kim? Günahkarlar mı? Kadın. 4 günah. Hayır hayır. Yukarıda yılanın başını görüyorsunuz. Saldırıya uğruyor. Memek, yani boğazına mı sarılıyor? Ağız. Bilemiyoruz artık. Yani gene insanların erdemleriyle alakalı problemleri, cezalandırılması sahne. Göz olabilir mi? O da mümkün. Evet, çünkü görmüyoruz. Yüzünü gözünde ısırabilir. Yani harama bakmayı engellemek adına düşünebiliriz. Evet. Yani genelde klasik karşılaştığımız şeylerdir. Yani bu sahneden dolayı buraya Yılanlı Kilise deniyor.